Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil, bir şey değil. Ay kırmızı ışık yanıyor. Allah aşkına aç mısın? Aç. Yesin ya. Aç. Ya yiyeceğim ya. Sen de ye dadası. Tamam ben sonra yiyeceğim. Sen de ye dadası. Sağ ol. Dadası. Tekerlekli sandalyemiz var ama evimiz müsait değil. Evet. Yani evimizde rampalar yok. Hadi. Kapı girişini gördünüz mü? Ben istiyorum ki şöyle bir rampa yapılsın. Araba yerine koyalım bak havalar iyileşti. Kızımızın hastalığı annesinin hamilelik döneminde kullanmış olduğu ilaçlardan dolayı anne karnında felç geçirdiği söylenildi. O gündür bugündür hayatımıza devam ediyoruz. Şu anda 32 yaşında efendim. Bunun için de sabah kalktığımız vakit temizlik işlemleri bittikten sonra yemek içine. Zaten sulu gıda yiyor, çorba türü. Çorba, çay. Çayı çok sever. Kahvaltısını yapar ondan sonra önüne ne isterse artık. Radyo mu ister, teyp mi ister, efendim mesela CD mi ister yoksa o meyve sıkacakları ne diyorsunuz onlara? Roulette. He? Roulette. He. Onlardan getirir önüne bir daha akşama kadar onlarla oynar. Öğleye doğru yine acıktı mı yine yemeğini yer. 3.30-4 gibi yine temizliğini yaparız. Bu sefer akşam hazırlığı olur. Akşam yemeğinden sonra işte saat 9-10-11 gibi uykusu geldiği zaman yerini yapar yatırırız. Yemeden biz içmeyi yemeyiz. O uyumadan biz uyumayız. Biz yani ne onun hizmeti neyse onu gerekeni yapar. Ondan sonra biz rahat ederiz. Araba çıkmıyor. Görüyorsun merdiven. Ama şöyle rampa olsa efendime söyleyeyim çocuk rahatlıkla girer. Şöyle bir parkta dolaşırız. Şöyle bir hava alır. Efendime söyleyeyim yine yerine getiririz. Şimdi bu oturduğumuz ev annemize ait. Ama 3 milatçı var. O, yani burası için 150 bin lira istiyorlar. 3 kişi olduğumuza göre kişi başına 50 bin lira düşüyor. Bir tanesi istemiyor. Oğlum sen otur diyor. Bizim büyüğümüz kız var. Evli. Ama bir tane küçük var. O ben satıp aklımı alacağım sen burada oturma diyor. Benim de onların listesini verecek durumum olmadığı için bilahare oturuyoruz. Ramazan dolayısıyla toplamış olduğumuz fitre ve zekatları dağıtıyoruz ihtiyaç sahiplerine. Hülya'mıza muhtarımız sayesinde ulaştık. Muhtarımıza sorduk işte nerelere gidebiliriz diye. Muhtarımız sayesinde ulaştık. Geldik, çok sevdik onu. Her iki günde bir uğramaya çalışıyoruz. Onun ihtiyaçlarını, onun işte istediklerini getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Babasının evlatlarına yapmış olduğu babalık vazifesi bizi çok duygulandırdı. Çünkü bir anne gibiydi yani. Her yer tertemiz. Hülya'nın bakımı çok güzel yapılıyor. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Hülya ablası ve babasının tek ihtiyacı ilgi, alaka ve sevgi diye düşünüyorum ben. Ama en önemli ihtiyaç Hülya'nın dışarıya çıkıp hava alabilmesi için bahçesine yani evi ve bahçesine bir rampa yapılması. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok 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 sağ ol. Teşekkür ederim. Maske taktığın için maske taktın ya. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Sen de böyle yaptı düşürdü. Allah kimse düşürmesin. Amin. Allah kimseyi düşürmesin diyor ya. Ha onu takacak ha. Evet Hülya biliyor. Şimdi bize meyve suyu sıkacak. Al bakalım. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Bu sus geçiyor. Aa. Bak. Kapının buradan dışarıya çıkışı ve tekrar oradan inişi. Buradan dışarıya çıkış. Allah sana olsun alırlar dersin. Amin. 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 Ha. Sağ ol. Teşekkür ederim.